nodülden bahsettik, Hashimoto'dan bahsediyoruz, goiter halk arasında ama tiroid diyoruz. Genelde goiter derler. Evet, şimdi tiroid bezlerinin intihaplanması diyoruz. Aslında dediğiniz gibi içi o kadar kapsamlı bir tedavi aşaması ve tanıya göre de evet, tedavileri değişiyor ki. Kansere de değindiniz hocam. Burada hepsinin olumsuz yönde vücuda etkilemesi mi kansere dönüştürüyor ya da nasıl kansere bir zemin hazırlıyor hocam? Kişi. Hayır, yani şimdi şöyle, zaten nodüllerin bir bölümünün kanser olabilme ihtimali ortaya çıkar. Evet. Yoksa biz Hashimoto'da herhangi bir kanser gelişmesi yok. Bazedo'da herhangi bir kanser gelişmesi yok. Evet. Ya da subakut, tiroidit, onlarda öyle bir şey söz konusu değil. Nodüller, soğuk nodüller evet, daha ağırlıkta. Evet. Sıcak nodüllerde de kısmen kanser gelişebilir. Hı hı. Bunlar çok sınırlı ve az sayıdadır. Dediğim gibi çok hızlı büyüyorsa, hı hı, etrafa yapışıksa, efendim ağrılıysa, içinde kalsiyum veya kanlanmayla ilgili ultrasonda bazı belirtiler görülmüşse, hı hı, ortaya çıkabilir. Ama dediğim gibi tiroid kanserleri, papiller veya foliküler olanlar genelde daha ağır seyirli olanlarda, çok hızlı seyretmezler. Tedaviyle çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Tabii ki genetik yatkınlık var ama, hı hı, dediğimiz gibi boyuna işte radyasyon alan kimselerde, bazı beslenmeyle ilgili şeylerde, çevresel faktörlere bağlı olarak da kanser gelişimi olmaktadır.